ve yayınla. Sevgili seyirciler, Çelet TV'de her Ramazanlıkta düzenli olarak yayınladığımız Sure Dorgu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyo konuğumuz, memleketimizin gururu, medar iftarımız Hanif hocamız bizlerle beraber olacak. Twitter'da davulcunun tokma hashtag'iyle göndereceğiniz soruları biz de burada Hanif hocamıza aktaracak. Hanif hocamız da sizler için cevaplayacak usta. İnşallah. Hanif usta hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk beyim. Ne var? Durumlar ne var? Vallahi hayır. Değişen bir şey yok. Kurbanım Allah. Geldik, gidiyoruz. Bugünümüz elimizden almasın. Amin. Amin. Ya o devre sen sehalı kesmişsin. Bir gün sehalıdın bugün. Sağlık problemleri doktor kes deyince mecbur kestik. Yoksa ben de kendim çıplak gibi istediğim sakalsız olduğum gibi ama yapacak bir ya, şey yok. Yalan olmuşum böyle de hocam ya. Yani bari şu top sakal falan bıraksaydın. O... Komple zararlı, komple zararlı. Öyle mi? Bir de o top sakalı ben sevmeyeyim ya. He o... Top sakalı. Adı üstünde top sakalı. Top sakalı. O gitmez, o gitmez. Neyse. Programımızı açmadan önce bizden kısa bir haber vermek istedim. Antep Müftülüğü'nün bizler için bir ödül gönderdiğini duyduk. Antep'te yılın en iyi öğretici TV programı seçilmişik. Sayın Müftümüze teşekkürlerimizi gönderdik. Teşekkür. Bunu biz Hanif'i emminen ikimiz bölüşmeliymişik. De Hanif'i usta biz bunu nasıl görüşücük senden ya? Bu şöyle şuradan direk, şunu sana vereyim, şunu ben alayım bari. Ya onu ben alamam ki. Öyle mi? Şimdi camcıya götürecek bunu ortadan... Şöyle, neyse onu biz şuna ayar var. Şey derdik ya, onu şey yaparım, teşekkür edeyim. Evet hocam maşallah, sorular coştu. Sorular coştu, seni gördü kimi coşuyor. He, topik etmişler seni. Ona sorayım. Yani epey izleyen varmış yani, epey şey gönderen varmış, soru soran varmış yani. Topik. Topik olmuşum yani. Topik. He. Bak burada Topik Hanifi diye de bir hashtag açmışlar. Topik Hanifi. He. O, onu da sonra şey ederiz. Allah Allah. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sayın hocam, pisik orucu caiz midir? Pisik orucu hakkında genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Arkadaş ismini yazmamış. Lütfen arkadaşlar isminizi yazın. Bir daha isimsiz gelen şeyler okumayacağım. Yani ayıp ya. Gene de cevabı yak. Şimdi pisik orucu yarım gün tutulan oruca denir. Öğlenece tutarsın. Saat 12'ye. Yani sabahtan öğlenece mi? Öğlenden akşama çalın. Hangisi o? Öğlen ezanıyla açarsın iftarını. Hmm. Bu kime yaptırılır? Küçük uşaklara. Niye? Manasını elmek lazım. Küçük bir uşak. Böyle kimi oruç tuttun ya, Ramazan'a ısınsın diye. Hmm. Şimdi ben, atalarımız bir şey yapıyorken çok ince düşünmüşler. Biz de öyle yetiştik. Sen de bir oruç tuttun ya. Biz anamıza diktirirdik kardeşlerimle, babama da hasap sorardık. Ya şeker, çikolata ya da para. Beyle beyle başladık. Pisik orucu küçük çocuklara. Aklı balik. Çünkü ben istesem tutamam yani. Ben bir de zor olur ya hocam. Ben yarın tutup gitsem bunu, onu da anama söylesem. Şimdi sen aklı baliksin. O ne yanı? Yanı reşitsin. Dini sorumlulukların üstüne alınışın. Namaz kılacaksın. Ha şu aynı anda onu anladım ben artık. Blue çağına ergişsin. Ben ergenliği geçtim ben. Geçtim. Epey gördüm yani ben. Biz ergen. Yani. Biz ergen. Kulağımıza geldik zaten. Tamam. Evet diğer sorumuza geçik. Hocam orucu uzaya tutturmak günah mı? Bildiğiniz gibi havalar yine sıcak dedik. Bu tomuzun sıcağında biraz zorlanayım. Onun ucunda
boş zamanlarımı uyuyarak değerlendireyim. Allah kabul eder mi? Şimdi orucun yazı bir şey yok. Kış geldi, Ekim'i kışta da tutarak, yaz geldi, Ekim'i yazda da tutarak. Ama bu da mesele nedir? Dün ben sevdiydim. Oruçluyken elimizi, dilimizi, kulağımızı, ayağımızı, belimizi tutuyum. Onları tutuyum. Ağzını da tutuyum. Buradan bir şey gelmek. Dün işlediğimiz konuyu sövmek. Sövmek. Sövmeyeceğim. Yani. Sövmeyeceğim. Yani ondan ziyade asıl meseleye gelecek. Kesme. Şimdi orucu uykuya tutturmak diye bir şey var tabii. Bu dayanamayanlar için sıcağı. Bunların başvurduğu bir yöntem. Allah ayette ne diyor? Onların uykusunda dahi sevap vardır. Yani uykuluyken bile sevap. Hani atasözü vardır, orucu uykuya tutturan sevabını da rüyasında görür derler yani Antep'te. Yok öyle der. Öyle mi? Öyle der, öyle der. Şimdi kimse, kimsenin ibadetine sevap veyahut günah biçemez. Neyse, kısa kesek çünkü sorumuz çok. Tamam. Ver gelsin din yanı. Bu kim lan? Gene o kız yazdı herhalde, ben deminden gördüm. Ben... O... Hayır bu bak, sen asli yorum. Asli. Yapma ya. Bak, şuna bak, dekorten, dekorten, resmi konuş. Ayıp ya, ayıp ya. Yorum işte ne diyeyim yani ben baş edemeyim. Başka hesap aç da var oradan konuşacak. Ben bir sahte hesap açayım. Orada şey... Aa, ben gözümün önünde ile durdu o kimi, ben burada şey oluyor. Ben o, senden alakalı bir konu derim hocam. Ya her zaman da yazmaksın lütfen, rica ediyorum hanımefendi lütfen. Karabaş'tan Batuhan arkadaşımız evet. Soruyor. Sorsun. Hocam, selam aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Batuhan. Hocam şimdi ben Karabaş'ta oturayım. Bildiğiniz gibi Karabaş'ın girişinde yol yapım çalışması var ve yol kapalı. Benim de binalara gitmem gerekiyor sürekli. Şimdi ben binalara gidiyken yine zorluk yaşayayım. Bunun yerine ben binalara gideceğime iki sefer 500 lira gidip gelsem aynı kapıya çıkarmam. Yani şimdi hocam için ben sorup biraz benim de tarafıma gitti yani. Yani şimdi Batuhan ben dinleysen şimdi böyle saçma sorularla benim kime? Antep'e mal olmuş, Türkiye'de belli bir yere gelmiş, dini meseleler hakkında insanlara fikirler veren, lider, imam konumunda olan bir insana böyle saçma sorular sorma. Bu bir. İki, Karadaş'ta oturuyorsan adabınla otur. Adabınla otur. 500 yerlerden bir işin var. Ben anlıyorum, ben anlıyorum. Yani geliyor bir banka da oturuyorlar. Yazıcılar. Lan ne bileyim yazıcılar. Ya hello. Hocam içinden bir söyleyeyim mi? Nasıl edeyim ben çözemedim ya. Buz edeyim, buz edeyim. Söyleyeyim. Öyle mi? Şimdi arkadaş senin işin bir evlerdeyse 500 evlerden bir işin var. Saçma saçma sorular soruyorlar. Ya havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ben bir şey diyemeyim, sen cevapla. Valla şimdi Karabaş'tan ona geçemeyiz. Serbest, serbest. İstediğini söyle. Şimdi Karabaş'ın neresinde oturuyor var yani şimdi Ekkent'te mi oturuyor? Ekkent'te oturuysa bu tarafa gitmesine gerek yok. Ya bir dakika. Oradan düz döperden direkt aşağı iner. Oradan da tramvaya biner, binalara gider. Yani o... Bu nasıl soru lan? Yani bize sorulacak soru değil. Bilmiyorum, anlayamadım. Neyse, Aygüş Hanım göndermiş. Herif akşam gelirken acı küncül ekmek yaptır. Aygüş. Aygüş kim lan? Ben bu senin avrat mı? He, ben. Ya hamle ben avrat. Unutma hem akşam gelirken. Aygüş Nazim, yok. İzleyin onu. Aygüş, sen neydin? Canlı yayındayım abi. Hele sağlık. İki tane aslan kim erkek uşak var. La ben niye söyleyeyim ya?
Hele ökülen ben, hele şeytanın eladı. Nerede lan bunu yapmış? Şeytanın eladı. İçinden çöle bir tövbe stoklu yok. Yok, hayır. Mesaj, orra, ekmek. Ekmek. Lan gelemeyeceğim sana, orra burada yaptık işler. Sen bu orra da ekmek düşmanı. Bu ne genel arkadaş, ben nerede çok ekmek ki ya? Sonra bu arabaya ben niye binemeyim, şu ona ben niye binemeyim, buna niye binemeyim, 10.000! Ekmek parası işte 32 şurada ya. Ben hep ekmek. Banu kim arada? Banu. Akşam geleceğim mi yazmış? Bu gelmiş artık. Bilmem mi? Gelmiş artık. Bu gelmiş. Tamam abi, ben onu şey ederim. Sen şey ver. Evet. Bir mesaj daha gelmiş. Feyruz da borcunu ne zaman verecek? 2 sene oldu artık yeter. Sen ya Feyzus da dinini sevirsem canlı yayındayım ya. Ayıp sen ya. Vacip mi göçük mü ya? Hafti çeldedim ben onu. Şimdi, borç konusuna gelmişken. Ya şimdi ben bunun borcuna herlik çeksem hocam. Hazır konusu hocam. Günah mı? Şimdi ben buna desem ki herlik desem. Ben senin paramı vermeyeyim ha onu desem. Ne olur? Şimdi yanlış edin. Sen bu parayı niye aldın? Unuttum ben. Epey oldu ya, 2 sene oldu tam. Ben hatırlayayım da şimdi söylemeyeceğim. Aldığın parayı hangi cinsten aldıysan, TL, dolar, euro, o şekilde vermelisin. Herlik çekme olmaz. Ben onu aldığımda mark vardı, şimdi mark yok ama. Euro oldu. Euro olarak vereceğim. Kaç kere aldıysan. Yani şimdi bilmiyorum, borcun ne eder? Hani kefil olurdum ama şimdi, yani 3 sene yaptım. Senin yüzünden. Hani Foca hapise düştü dediler. İftiralar attılar. Yorum sen görmeden niye düzelttin? Yani o senin suçun yani ben. Ya ben de terbiye getirdim. Şimdi onu hemen açmayak. 3 sene yaptık. Ama vermelisin. Ben de borcum var. Ben de vermelisin. Herkese borcunu vermelisin. Herkese vermelisin öyle. Hafti çelledim ben onu. O zaman Feyzus da sen için de hafti çelledek. Şey yapar. Ya nerede hafta için ya senin? Neyse hocam şimdi ben programı kapatayım. Bir programımızın daha sonuna geldik. Söyle dolu programımızın sabahki bölümünde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kaç dakika kaldı zaman? Daha yarım saat var. Kapattılar. Bilmiyim valla kapattınız mı? Kapattılar onlar ya. Diğer şeye gerek Beyran'a. Beyran'a mı gerek? Yok ama. Şeye gerek. Çünkü ekmek götürdüm. İnci basamına gerek. Onun şeyi yiyor ya. Sen şu inci basamına gerek.